Dünyanın az yetiştirdiği devlet adamı ve kahramanlardan biri olan Mustafa Kemal Atatürk, insanlık ülküsünün açık ve seçkin önderi ve Türk ulusunun uygarlık güneşi olarak yaşadığı yaşayacaktır. Bir duman tütardı bu geminin bacasından bir duman. Duman değildi bu, memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına bu gemiden atılan demir değil, sarılan ana yurda Kemal Paşa'nın kollarıydı. Selam vererek Anadolu çocuklarına çıkarken yüce komutan, Karadeniz'in halini görmeliydi. Kalkıp ayağa, ardı sıra baktı dalgalar. Kalktı takalar, izin verseydi Kemal Paşa, ardından gürleyip giderlerdi Erzurum'a kadar. Atatürk'ün bütün zaferlerinde yararlandığı en etkili silahlardan birincisi zekası ve dehası, ikincisi de bilimsel yöntemi kullanmaktaki ustalığı ve bilime olan saygısıdır. Bu kadar güçlü bir devlet adamının kurduğu köklü ve Türk'ü özgü devlet her gün daha uygar, her gün daha mutlu yaşayacaktır. TRT canlı yayınına bağlanıyoruz. 84 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrıldı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk. Bugün bir kez daha saygıyla yad ediliyor ve resmi törenlerin adresi Anıtkabir. Yürüyüşlerini gerçekleştirdiler ve Anıtkabir merdivenlerinden çıkarak atanın manevi huzuruna çıktılar. Törenlerin adresi Anıtkabir, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kırmızı beyaz karanfillerle süslü ay yıldızlı çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakacak.
İstanbul'un sayın temsilcileri, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler. Hayatının en son anına kadar ülkesine hizmet etmiş olan eşsiz devlet adamı, büyük komutan, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yılında onu artarak devam eden büyük bir özlem, sevgi ve saygıyla anmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir diye Mustafa Kemal Atatürk bugün aramızdan ayrılmış, o çok sevdiği vatan toprağına kavuşmuştur. Lakin onun fikirleri, hayal ve özlemleri, ilke ve devrimleri, idealleri ve düşünceleriyle yaşamakta ve yaşamaya da devam edecektir. Kahraman Türk halkıyla birlikte kurduğu cumhuriyet ve elde ettiği bağımsızlık onun bu vatana en büyük hediyesidir. Bu yüzden Atatürk asla ölmeyecek, kalplerde ve zihinlerde yaşamaya devam edecektir. Mensup olduğu büyük Türk milletinin sonsuz bir aşkla seven ve kısacık yaşamı içine yüzyılları sığdıran Mustafa Kemal, milleti için her türlü zorluğa katlanmış, kendini halkına adamıştır. Onun, ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim sözü, milletini ne kadar çok sevdiğini göstermektedir. O, hep Türk milletine güvendi ve inandı. Tarihte büyük devletler kuran, tarihe yön veren, tarihi okumaktan çok yazmayı seven, yüksek bir medeniyet seviyesine sahip olmuş Türk milletinin büyüklüğüne inanmış ve Türklüğü ile hep gurur duymuştur. Kahramanlık, vatan sevgisi, bilim ve fenne bağlılık, sanata değer verme gibi üstün özelliklere sahip yüce Türk ulusunun çağdaş dünya içinde yer alacağına inandı. Bunun için çabaladı. Kurtuluş Savaşı'nın ardından söylediği, en büyük davamız en medeni ve gelişmiş, refah içinde bir millet olarak varlığımızı yükseltmektir sözü bunu kanıtlamaktadır. Atatürk, toplumun her kesimini kucaklayan bir halk adamıydı. Köylüsüne, çocuğuna, gencine, öğretmenine, sanatçısına, sporcusuna, kadınına, askerine ve yaşlısına, kısacası toplumun tüm kesimine değer vermiş ve destek olmuştur. Onun benim için en büyük makam ve ödül Türk milletinin bir ferdi olarak yaşamaktır sözü de bunu kanıtlar. Bugün bizlere düşen görev Atatürk'ün yolundan yüzümüzü geleceğe dönmek, ufkumuzu geniş, hedeflerimizi büyük tutmaktır. Bunun için 10 Kasım'ları aydınlık geleceğimize yönelik atılımlarımızın esin kaynağı haline getirmeliyiz. Onun hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalıyız, ülkülerini yaşatmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Aziz ruhun şad olsun, rahat uyu atam. Şimdi sizleri Şehit Şükrü Ünlü Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu oratoryo ile baş başa bırakıyoruz. Atam sana kavuşmadan özür dilerim.
kalbimize, yüreğimize hoş geldin gönül ülkemize. 1881'den ılık bir bahar günü Selanik'te, pembe boyalı o küçük evde, Sübeyde Hanım ile Ali Rıza Efendi mutlulukların en yücesinde. Can yarım, yarınım, oğlum, canım sana kurban. Evimize şenlik, gönlümüze mutluluk getirelim. Hoş geldin. Yıllar yılları kovalarken acı dolu, yıkım dolu ülkede Mustafa geldi okul çağına. Evde iki ayrı görüş, ya mahalle mektebi, ya Şemsi Efendi'nin yeni okulu. Mustafa'nın eski yeni, karanlık aydınlık ayrımını yaşadığı ilk olay, mahalle mektebinden Şemsi Efendi okuluna geçişi. Selanik'te 12'sinde bir çocuk. Gözleri göklerde iki parça. Mutlulukla duyar güneşin parıltısını. 1893'te Selanik askeri müşkesinde çoktandır özlediği üniformayı sıvazlayan genç askeri öğrenci bu adımıyla ülkesi için, halkı için nasıl önemli bir adım attığını biliyor muydu? Çabuk alıştı askeri okula. Matematik öğretmeni olgunluğunu, ilgisini ona ikinci bir ad vererek özetledi. O artık Mustafa Kemal'di. Mustafa Kemal'sin. Söyler Türk'ün aydınlıklar, söyler Asya, Afrika. Engin bozkurların yoksul çocuğu, denize dallarında barış, söyler Türk'ünü. Sen Mustafa Kemal'sin. Bir devrim ağacı, yeşillerle mevsim mevsim. Bir kuşak, usdolu yarınlarda, evrensel sonsuzlukta. Sen Mustafa Kemal'sin. Şafak göklerinde açan güneş, yağmur yağmur bereket. Dağlarda, ovalarda ses, mutluluk, salkım sözlerde yurt kokusu, toprağın şah damarısı. Sen Mustafa Kemal'sin. 60 bahçem doğuyor. Yıllar çağlar kovalar ve başlar sonsuz aydınlık ötesi Atatürk çağları. Güneşi batmayan bir Musul ufkunu kara bulutlar kaplar. 1915'te denizleri yanmaya başlar. Silah kuşanmış 72 millet, 7 düven yaslanır. Çanakkale'nin, Sarıkamış'ın, Sakarya'nın, Dumlupınar'ın dağlarına ve destanlaşmaya başlar her Türk'ün olduğu yer. Sular kabarır, dalgalar yükselir doruklar boyu. Mazerler, toplar, davullar seslenir Anadolu'ya. Bütün sevgilere, bütün aşklara elveda demiş şiirler koşar aşık oldukları topraklara. Destanlaşır Anadolu, ateş kokar, barut kokar, ölüm kokar geceler. Tuna'dan Fırat'a, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar. Gökten yıldırımlar iner, yerden toprak fışkırır. Mevsim sonbahar olur, kış olur. Karayaz delikanlılar, dal boyu gençler devrilir. Bütün dünyanın kini yağar mor tepelere. Kan kızılı yağmurlar yağar, çığlar düşer, yiğitlerin mezarı kazılır Anadolu'da. Gözlerimizde solgun ışıklar yalar. Nasılsa yenilmişiz bir kere. Ama uzun sürmez o kadar. Biz günahımızları unutmuşuz kendimize. Gencecik kızlar, tüy gibi çocuklar, yiğitler, ihtiyarlar. Bu topraklar için yaşıyoruz. Yol verilmişiz. Thank you.
ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir şey değildir. Oysa Türk'ün onuru ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. O halde ya istiklal ya ölüm. Thank you.
cumhuriyetimizi 10. yılını doldurdun. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Sonunda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milleti ve onun değerli ordusunu bizle beraber olarak azımsatıyoruz. Fakat yaptıklarımızı da kahit göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet ve azmin değil. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni mamurları seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş vefa aslında ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü doğasın medesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşedici zihniyetine göre değil. Aslımızın sürat ve hareket ve konuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha zamanla daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin hürmetli olduğu telakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale düşmez elindir. Şunu da ehemmiyetle tevazu ettirmeliyim ki yüksek bir insan kimliği olan Türk milletinin tarihi bir aslında şart sanatları sevmek doğumda yükselmektir. İkindir ki milletimizin yüksek karakterini yorulmaz çalışkanlığını fıtri zekasını ilme bağlılığını güzel sanatlara sevgisini ve milli birlik duygusunu mütemadiyen her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür. Türk milletine çok yakışan bu ülkü onu bütün beşeriyetle hakiki huzurun temin yolunda kendine düşen medeni vazifeyi yapmakta muvaffak kılacaktır. Büyük Türk milleti 15 yıldan beri muvaffakiyet vaat eden çok sözlerini işittim. Bahtiyarım ki
sözlerinin hiçbirinde milletinin hakkındaki itimadını sarsacak bir saadetsizliğe uğramadım. Bugün aynı inanç ve katiyetle söylüyorum ki Türkiye tam bir bütünlükte hürmette olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem o zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türk'ün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafıyla adilin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Türk milleti ebediyete akıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle yine kutlamanın gönülden dilerim. Ne mutlu, ne mutlu sana.